İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yine bir çarşamba günü saat 18'de başlattığımız Manisa'nın bugünkü konumuna bakarsak aktualitesi neler oldu veya neler söylendi? Manisa'nın tanınmış iş adamlarımızdan da bir konuğumuz var bugün. İkinci iş adamımız yine Ahmet Karakaş, geçen hafta, önceki hafta beraber olmuştuk. Manisa'da yapılacak bazı hizmetlerden bahsetti. Biz bunun devamını merak ettik. Acaba bu bahsettiği hizmetlerin neresindeyiz? Bu geçen 15 gün içinde diye düşündük. Bunun yanında bir de iş adamı dediğimiz Mehmet Gürkan kardeşimiz de var. O da bugün bu aktualitenin içinde yaşıyor Manisa kentinde. Manisa'da olan olaylardan veya gazetelere yansıyan konulardan belediye başkanlarının bazı sıkıntılarının olduğunu gördük. Gazetemiz Denge bugün bu konuda Manisalıların soluğu değişim noktalarında aldı diye kent kartları konusunu işlemiş. Onu konuklarıma soracağım. Çünkü burada yaşayan, burada havayı teneffüs eden, buradaki sıkıntıları çeken vatandaşlarımızdan ikisi. Tabii Ahmet Karakaş'ın şöyle bir durumu da var. Aynı zamanda Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi. Yunus Ev Projesi'nin derneğinin başkanı. Daha fazla açılımı var. Manisa Spor'la da ilgili durumları var. Teşebbüsleri var. Daha doğrusu projeleri de var. Önceki hafta toplantımızda bunları sormuştum. O da çok güzel açık açık bunları anlatmıştı. Ben de 15 gün sonra takipçisi olarak neresindeyiz biz bunun dedim. Ve Karakaş'ı yine davet ettim. Kusura bakmasın. Hoş geldiniz Karakaş. Hoş gördük Sayın Yüksel abi. Siz de hoş geldiniz hoş Mehmet gördük, sağ olun, Bey. Ondan sonra işte yaşadığınız Manisa'nın iş sıkıntısı, piyasası, evet. Spor faaliyetleri konusundaki durumu beraberce analiz edelim. Bu kuyruk konusunu size de sorayım. Yani burada ne yapabiliriz? Belediyeler arasında yoksa bir savaş mı var? Çünkü bir de şu var, Çerçi sinirlenmiş. Efendim, bu kazı internet var, kazıları evet. Konusunda. Kardeşim, madem sinirleniyorsun, Şehzadeler Belediyesi de sinirlensin. Bari iki kuvvet olur. Kuvvet olur. İlle Büyükşehir Belediyesi'nde kavga mı? Yoksa hakikaten vatandaşın şikayeti mi? Peki orada kazılar yapılmamış olsa... İnternet konusunda bugün herkes internetle haberleşiyor. Oradan ulaşıma erişiyor. O zaman benim buradaki şeylerim biraz köylü veya varoş sayılır. Dağda yaşıyorlar. Bize internet yok mu desin. Yani kazılar olmasın diye. Şeyde de Şehzadeler Belediyesi'nin içinde de her yeri kazdılar. İkinci Anafartalar Mahallesi, biz bir iki sefer haber de yaptık bu konuda. Dediler yılbaşına kadar bitireceklerini söylüyorlardı. Bu kavga nedir diye önce isterseniz bir oradan girelim. Evet, oradan Ahmet Bey. Girelim Yüksel Bey abicim. Şimdi demiş baba hırsız yakaladım. Getir oğlum. Gelmiyor. Sal gitsin oğlum. Gitmiyor. Şimdi ne yapsın? Durum aynen öyle. Şimdi bu şirket yetkilileri, firma izin almış Büyükşehir'de. Evet, izin belgesi var. Şehzadeler Belediye'miz ve Yunus Emre Belediye'miz. Hakikaten Şehzadeler'de bu 22 ustanlığın orada ben de şahit olduğum gördüm. Hakikaten de işler acısı bir durum. Evet, hizmet yapılması lazım. İşte altyapı internet ağı döşenmesi lazım. Yalnız şurada benim bildiğim kadarıyla Sayın Çerçi'nin kızdığı pozisyon şu. Şimdi burada döşüyorlar, tamiratını yapmıyorlar. Bu sefer vatandaş Yunus Emre Belediyesi ve Mehmet Bey'i şey olarak görüyor. Yani hatalı görüyor. Burada Mehmet Bey'in kızdı. Bugün Yunus Büyükşehir'den izin aldım. Hoş güzel. Şimdi zaten esas sorun şu abi. Büyükşehir, Şehzadeler ve Yunus Emre. Bunlar çok, ben açık söyleyeyim, bir vatandaş olarak söylüyorum. Çok sağlıklı çalıştıklarını düşünmüyorum abi. Yani bir kopukluk var. Yoksa bu şehir bizim şehir. Bu Manisa başka Manisa yok. Yani gönül ister.
hepsi böyle üçü bir araya gelse, hizmet yarışında bulunsalar ben bir sade vatandaş olarak çok mutlu olacağım. Ama maalesef hesaplar yapılıyor, kitaplar yapılıyor, maalesef diyorum. Yani o onun yaptığına hayır diyor, onun yaptığına hayır diyor. Böyle bir durumdayız yani. Ben birkaç böyle belediye meclisinde de denk geldim. Bu konumuz değil ama bu yıl 25 yıldan beri Maya Park denen bir yer var. Bu evet. Kent Park'ın yanında biliyorsun. Atılı bir durum. Temellerini attılar evet. Biliyorsun. Bayağı büyük. 13 dönüm filan bir yer. Oranın kooperatifi bana geldi. Kooperatif başkanı İlhan kardeşim. Ben Mehmet Bey'e götürdüm. Abi 2 yıldan beri mesela orası için bir çalışma yaptık. Çok güzel bir çalışma oldu filan. Ve burada tabii 77 tane üyesi var bu Maya Park'ın. 77 tane. Ölmüş, çocuğuna kalmış, ölmüş. Sonra aidatları ödeyemez duruma gelen insanlar var. 77 kişinin içerisinde. Biz oturduk, hem o pis görüntü kalksın, hem bu vatandaş mağdur olmasın diye. Yani şuradan şuraya geleceğim de ondan anlatıyorum bunu Yüksel abi. Evet, dinliyorum. Biz güzel bir çalışmadan sonunda Gülkan kardeşim, çok güzel rezistans olarak, iş merkezi olarak planlar, projeler çizildi. Yunus Emre olarak bunlar yapıldı. Burada 77 üyenin her biri 2+1 olmak üzere müteahhit firmadan, yüklenici firmadan rezistans yani iş yeri olarak aldı. Tabii sözleşmeye göre konuşuyorum, aldı. Vatandaş çok memnun. Dua ediyor Mehmet Bey'e. 2+1 ikişer tane. Altın olan yer. Bu arada biz Yunus Emre Belediyesi olarak Gülkan kardeşim Yunus Emre'nin ve Manisa'nın ihtiyacı olan evet. Nikah salonu. Yani çok amaçlı nikah salonu. Toplantı salonları olmak kaydıyla 26 tane de Yüksel abim 2+1 Yunus Emre Belediyesi'ne kazandırdık. Belediye kazandı burada. Vatandaş kazandı burada. 26 tane daire şey olarak yani iş yeri daire. Bir de tam teşekküllü yani söyleyiver koltuklarına kadar havalandırmasına kadar bütün şey eşyasına kadar anahtar teslim. Yüklenici firma bunu belediyeye veriyor. 77 tane vatandaş ikişer tane rezistanstan daire iş yeri olarak alıyor. Herkes mutlu. Geldi büyükşehire. Oylamaya. Çıkmadı. Büyükşehir'den bu okey almadı. Şimdi burada kim kaybetti abi? 77 tane vatandaşımız bir mağdur. Hakikaten bir mağdur. İki, atıl ya. Hani bildiğin yer değil mi? O atıl duran. Sen yeri çıkarabildin değil mi? Temeli atılmış tam Kent Park'ın orada. Doktorlar Sitesi'nin karşısında. 13 dönüm bir yer böyle atıl duruyor. Karanlık bir yer. Orası altında, onu unuttum söylemeyi, altında dünya markaları, Türkiye markaları hiç yoksa 20 tane de 25 tane de mağaza olacak. İçinde alışveriş merkezi olacak. Bakın Yunus Emre canlanıyordu. Aynı Bornova'daki Çerçi Başkan'ın ben projesini bildiğim için söylüyorum. Aynı Bornova'daki pardon, Fall Cup gibi olacaktı abi. Tepesinde Türk bayrağımız olacaktı böyle. Aynı o tip bir bina olacaktı. Ama büyük şehirden çıkmadı. Şimdi kaybeden kim abi? Bu soruyu. Şimdi burada da onu bağlamak istersen şeye burada. Büyükşehir izin veriyor. Büyükşehir'dir verebilir. Bu sefer Yunus Emre mahalleleri perişan oluyor. Orada lazım hizmet gidecek. Peki yani bir büyükşehir izin verebilir de neticede sen Yunus Emre diye de bir sınır var. Yunus Emre diye bir belediye var. Yunus Emre diye bir belediye başkanı var. Yani bunlarla bir ikili ilişkiye girip kazılacağı, yani bir izin aldım. İyi al izin yap kas. Tamam. Yol senindir kas. Peki bunun tamiri, tadilatı. Ya bugün Yüksel abi su kesiliyor. Vatandaşımız da hakikaten bazı yani düşünemiyor mu? Bizi arıyorlar. Yunus Emre bir sular kesik. Sular biliyorsun büyükşehir ait. Otoparkla ilgili sorun oluyor. Yunus Emre Belediyesi'ni arıyor. Ben bir gün şahit oldum. Çarşıladık Mehmet Bey'le. Gelmiş Mehmet Bey'e otoparkla ilgili şikayetini anlatıyor. Ne olacak başkan? Başkanın bir yetkisi de yok. Yani biraz evvel söyledin ya yetki
kardeşisi mı desek ya da sen söyledin üçlü bir anlaşmamazlık mı desen, yani bir sıkıntı var. Yani kaybeden de Manisa oluyor Yüksel abi. Şimdi burada o zaman şöyle bir şey yapalım. Büyükşehir Belediyesi, işte diyelim ki siyasi açıdan düşünce farkı, AK Parti düşünce farkıyla ayrı. İki tane belediyesi var merkezde. Peki şimdi şurada bahsetmiş olduğunuz proje hazırlandı. Hazırlandı. Münis Emre Belediyesi'nden geçti. Geçti. Büyükşehir onay verecek. Hepsi Büyükşehir bu. Buna onay vermedi. Vermedi abi. 77 tane vatandaş mağdur. Mağdur oldu. Mağdur. Bu durumda yanlış söylemiyorsam. Evet doğru. O zaman bir şık var. Şimdi organize sanayi bölgesi ilk kurulduğunda rahmetli Hasan Türek döneminde. Allah rahmet eylesin. O arazi hemen yapılacak fabrikaların maketleri yapıldı. Bak, şuraya şu fabrika kurulacak. Buraya böyle küçük, bu iki basanın büyüklüğünde evet. Bir yerde organize sanayinin yapılacak olan şemasında ağaçları, yolları bilmem tam manasıyla projesi canlandırıldı. Ben böyle yakından çok çekerek fotoğraflarını, o tarihte televizyon yoktu. Gazeteci olarak çektiğimizde canlıymış gibi yaratmaya kalktık onları. Hatta cami yeri, merkez binası, organize sanayi bölge binası. Bütün buralar, o zamanlar bazı yerler yapılmamıştı. Çukurova, Gemsat, hani bu tip şeylerle başladı. Vestel yoktu. Şimdi ise Muradiye'ye kadar uzanmış bir organize sanayi bölgesi. Şimdi burada dediğiniz 77 vatandaşın mağdur olduğu, işte 26 iş yeri konusu. Belediye yani, bir kaza açtı vatandaşa. Düğün sorunu, nikah sorunu tabii tesisler var yani. Şöyle çalışan Işıldar. Şimdi orada o pazar yerleri şeklinde iş yerleri kurulduğu zaman dikkat edin. Peki bunu Yunus Emre Belediyesi'ne ait olduğu için evet. Arazi hem belediyenin de kazanacağı bazı yerlerde olduğuna göre ben şöyle bir şey öneriyorum. Yani haddim olmayarak diyeyim. Ama bir Manisa'da yaşayan kişi olarak kardeşim siz hayır dediğiniz şeyi biz böyle yaptık. Bunun maketi getirin merkezde sergileyin. Biz evet dedik. Evet. Okeyledik belediyeden. Siz niye okeylemiyorsunuz diye vatandaşa soralım. Onu şöyle oldu abi. Okey çıkmadıktan sonra meclisten ve çıktıktan sonra öyle bir bilgim var. Kooperatif sahipleri, üyeleri bir afiş yazdılar. Afiş yaptılar ve bak ben bir dahaki sefere getireyim onun resimleri var bende renkli renkli. Hakikaten yani görsünler vatandaş. Çok güzel bir şey var. Altından mağazalar filan. Onu şeye astılar. Bu yapılacak olan yere astılar ama maalesef bir gece mine kaldı. Ondan sonra bezmez gitti. Biz oraya asıldı. Öyle biliyorum. Asıldı. Hem de yapılacak olan binanın resmiyle altındaki işte senin biraz evvel bahsettiğin gibi. Ama o bez bir gün durdu. Bu benim dediğim bayağı bir seninki farklı bir şey. İş isteyen evet. Yani bu konuda bu İstanbul'da yapıyorlar ya büyük büyük inşaatlar ve maketleri var. Şey. Onun gibi bir şey. Bunu hazırlayacaklar. Koyacaksınız. Güzel, güzel. Buna evet mi hayır mı? Hayır mı? Bu kadar. Bu kadar basit. Diyoruz. Onu bir evet, not alalım. Şimdi geçelim başka bir soruya size. Sayın Başkan niye sinirlenmiş? İşte başkanı sinirlendi. Ben daha kendisini... Bu ayrı. Bu kent şeyinin dışında orada bu yolun sinirlenmesi var. Evet başka. Peki burada bu sinirlenmesine neden olan sebep biraz önce bahsettiniz ama şimdi Manisa'nın merkezinde yaşayan ben evet. Yaşıyorum. Kapatmıyor diyorlar. Tabii evet. Geç ben aynı düşüncede değilim. Kapatılıyor diyorsun. Anında kapatıyorlar. Çukurlar kalsa yok, kapatma, da hemen şeyi da yaptı. Hı. Mesela Şehzade Belediyesi'nin önünü bakın. Yani belli işlek yerleri anında kapatıyorlar. Ama dediğiniz gibi sokaklarda işte kaldırımlar tabii ihmal oluyor. Bir de burada tabii tartışmanın şimdi ben içinde değilim burada. Yani buradaki şimdi
bir söyleyiş var tabii. Yani evet. Bu nasıl bir tarz konuşma nedir, nasıl bir cevap var? Bunun içeriğini tabii... Ben şimdi burada şirketi tanımıyorum ama gazete haberine baktığım zaman... Normalde yani... Mehmet Bey çok öyle sinirlen bir insan değil yani, hoşgörülü bir insan. Ama bunu nedir, bir bilgin var mı senin? Yani şimdi buradaki konu artık bazı noktalarda yani... sabrın taşması. Hı. Yani insanın nasıl bir sinirlenir? Bir şekilde bir şeyleri görür olumsuzlukları. Gördükten sonra artık insan evet. Her şeyi... Birikimidir o. O birikimden sonra bir patlama olur. Yani şimdi biraz Mehmet önce Başkan'ın bahsettiğini şeyi... projenin kabul edilmemesi ve başka bir konuda yok, o projelerle... olmaması. Ay bunlar birikir biraz zahmet. Hayır. Anlattığı şu birikimden şekilde... kastım şu, bu işle alakalı. Neden? Çünkü biz de şahidiz. Manisa'da oturuyoruz. Mahalle mahalle gezdiğimizde sokaklar şu anda köstebek yuvası gibi. Her yer dağılmış durumda. İşte bu birikim bu. Şimdi bir sokağa gidiyorsun aynı durumda. Şu anda yani birçok yerde yollar tıkanmış vaziyette. Şimdi bir sokağa gittiğin zaman o olumsuzluğu görüyorsun. İnsan geçiyor, ha çalışma var diyorsun. Ama diğer sokağa geçtiğinde yine aynı şeyle karşılaşıyorsun. Başka mahalleye geçtiğin zaman yine aynı şeyle karşılaşıyorsun. Bu sefer şehirde tıkanıklığa yol açıyor. Biraz geçti. Bu sefer kaş yaparken göz çıkartmak oluyor. Bunlar Mehmet Başkan, burada ben sonuna kadar kendisine hak veriyorum. Çünkü verilmesi gereken bir tepkiydi. Bunun çalışma şekli çok yanlış. Yani bu biraz böyle, bunu madem ki büyükşehir izin veriyor, büyükşehir izin veriyorsa arkasını da araması gerekiyor. Kontrolünü sağlaması gerekiyor. Bugün bir yerde bir iş yapıldığı zaman bazı işlerde, mesela sanayi işlerinde olsun, işlerde olsun, hak ediş usulü gider. Bu da nasıl olması gerekiyordu bence, benim düşüncem. İşte atıyorum 5301 sokak. Bunu yaptın mı? Kapattın mı? Kontrolü yapılır. Kontrolü yapıldıktan sonra onay verilir. Geç öbür tarafa. Şu anki yapılan tamamen karmaşık. Karmaşa bu gibi. Da kopukluktan kaynaklanıyor. Büyükşehir izni vermiş. Büyükşehir izni vermiş. Tamam. Ama izin vermekle olmuyor. İzin vermiş. Çünkü firma ne yapacak? Bir an önce bunu paraya çevirmesi gerekiyor. Bir an önce o hizmeti vermesi gerekiyor. Bir an önce o aboneleri alması gerekiyor. Ama burada kim mağdur oluyor? Vatandaş mağdur oluyor. Bizler mağdur oluyoruz. Bu kontrollü bir şekilde gidilmeliydi. Yani bir tarafı kapandığını büyükşehirden yetkili arkadaş, evet burası kapanmış. Hemen tadilatı yapılmış. Yani şimdi buna müsaade edilmiş evet. Ama kontrolü aksatılmış. Evet. Şimdi bunu gösteriyor. Burada zaten diyor. Mehmet Başkan da olsa kim olursa olsun zaten insanlar bu konuda tepkili. Benim de tepkim var. Çünkü her karşılaştığımda yani o tepkimi kendimce veriyorum. Burada Mehmet Başkan'ın başkan olması, Yunus Emre Belediyesi başkanı olmasıyla onun verdiği tepki tabii ki halkın sesi oldu. Halkın artık sabır noktası oldu. Diyoruz. Evet Mehmet Bey, şimdi sizin bu önerinize karşı evet. Ve söylediğinize karşı Ahmet Bey'le beraber biz buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün Bey'e bu konuyu iletmek istiyoruz. Evet. Eğer Cengiz Bey'in yani yanında çalışan imardaki veyahut da bu konulara bakan görevli arkadaşların bu konuya cevap verme gibi bir durumları varsa biz açık bekliyoruz. Hı hı. Denge Gazetesi'ne bu konuda bilgi verebilirler, yazabilirler. Aynı şekilde de bu cevap hakkını da onlara biz görevimiz icabı tanımış olalım. Diyoruz. Gelelim Yunusev projesine gelelim. Orada birazcık aksattık. Başkan çünkü Yunus Emre, daha doğrusu Yunus Ev projesinin başkanı, evet. Derneğinin de başkanı. Bazı projeler var. Hayalimdeki evet. Anahtar veya evet, ev. Evet, hayalimdeki anahtar. Evlenecek olanlara 50 kişi bile bir söz verdik. Bir espriyle gireyim o zaman. Müracaat ettik. Herkes gibi bir ikinci istiyor, üçüncü istiyor abi. Ha, onlar da müracaat ediyorlar. Telefonlar konuya sadece ilki diyelim. İlki diyelim. Projeleri evet. Biliyorsun evet. Senin yöneticim. Onlardan projeyi biraz açalım. Yani
Sayın yöneticim anlatsın o Yunusev. Yunusev bizim buradaki yola çıkma amacımız, Yunusev'deki amacımız ihtiyaç sahiplerine el uzatmak. Büyük bir organizasyonla, büyük bir çalışmayla Manisa'mızda biz sadece Yunusev olarak Yunus Emre olarak başladık ama bizim amacımız her yere uzanmaktı. Her yere. Çünkü bunu ayırt edemeyiz. Yani işte şehzadelerdeki ihtiyaç sahibi o şehzadelerin öyle bir şey yok amacımız. Siz bütün Manisa'yı kapsayalım diyorsunuz. Yani bizim en büyük amacımız oydu. İhtiyaç sahibi. O, yani o şekilde şey yapıyoruz. Tüzüğünüzü el hazırladınız. Evet. Buradaki amacımız yani daha geniş bir şekilde işte evlenecek kişilere bugün burada bazen hani karşılaşıyoruz. Yani evlilik başlangıcında maddi durumda zorda olan birçok arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Bunlar ne yapıyorlar? İşte gidiyorlar. Artık yokluk olunca insan bazı hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Ne yapalım diyor. İşte insanın hayali nedir? Evlenecek olan insanın hayali. İşte bir gelin arabasını süslemek, işte güzel bir yerde düğün yapmak, işte evleneceği erkek olarak evleneceği insana güzel bir gelinlik almak. Yani bunlar bir hayaldir. Bunları yaşamak bir hayaldir. Ama bunlar maddi imkanlar olmayınca insanlar artık hayalde kalıyor. Hayallerinden vazgeçiyorlar. Ne diyorlar? İşte gelinliği atıyorum kiralığı verelim ya da gelinlik kimliği verelim. Hemen nikah yani iki kişi bir araya geliyor nikah yapıyor. Evet, insanlar yani, var yani. Bunu yapmayı verelim, şunu yapmayı verelim. Bunu da buna gitmeyi verelim derken sadece imza bir şekilde kendilerini bu şekilde mutlu ediyorlar, etmeye çalışıyorlar. Biz buradaki ben sadece burada evlilikten örnek verdik de bizim tabii ki sadece evlilik değil. Yani yapmak istediğimiz şey. Evlilikten örnek verdiğimiz için konuşuyorum. Yani biz burada mümkün olduğunca bu insanların hayallerine ulaşmak, hayallerini gerçekleştirmek, onlara el olmak, el uzatmak, bu şekilde destek vermek ve onların da yüzünü güldürmek. Bu ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi bak biz bunları şu anda çalışıyoruz. Bir altyapısını yapıyoruz. İnşallah 2017'de tabii bunu dernek başkanı olarak biz yönettiğimiz ama bizim neticede bir de 5 gün kaldı. Efendim? 5 gün mü kaldı? 3 gün mü kaldı? 2017'de diyorum hemen. 2017'ye işte. 2017'ye gireceğiz. 2017 yılı içerisinde inşallah bu büyük projeleri biz altyapısını Mehmet Bey'in dediği gibi hazırlıyoruz. Bu güzel projeleri inşallah Sayın Doktor Mehmet Çerçi Bey hem sizin televizyonuna gelir hem de basın açıklamasıyla yapılacakları tek tek. Çünkü ince elip sıkı dokuyoruz. Yani hemen bu işte böyle pat patlı olmuyor. Altyapısını ciddi şekilde bayağı bir yol aldık. Ciddi evet. şekilde aldık. Yani 2017'de Allah nasip ederse Yunus Ev Derneği'nin yani bunun kurucusunu Sayın Mehmet Bey yani o bize talimat verdi kurun diye bir belediye şeyli. Tabii burada sırf belediyeyle bitmeyecek bu yardımlar. Burada iş adamları, Manisalı, yani küçük rakamlara, ben geçen programda da söylemiştim. Herkes. Öyle, abi şöyle yani bugün. Ne derler? Çam sakızı çoban Mehmet Bey çok abi. Güzel bir şey söyledi. Yani hakikaten bugün bir düğün salonu tutmaya gitmek istiyorsun, çuvallar para. Yani düğün yerleri bile sıkıntılı. Bir salonda 50 kişiyi halledeceğiz. Biz Muradiye'de tesislerimiz var belediyenin. 50 gibi. Kişiyi topla bir salonda. Pastasını yap, yemeğini ver. Bunlar hep altyapıları çalışıyor. İnşallah bunun için de 2017'ye girdiğimiz zaman önümüzdeki günlerde, aylarda yine ayrı bir çok ciddi hatta projelerle gelip bunu ayrı bir işleriz. Kamuoyunu da duyururuz Yüksel abi. Şimdi, sevgili böyle. Şimdi biz tabii. Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Yani evet. Biz millet olarak yardım etmeyi, yardımlaşmayı çok seviyoruz. Bu nasıl oluyor? FETÖ mesela insanlar yıllarca yardım etti. Yıllarca iş adamları, memurlar
bu kişilere himmet adı altında para yardım etti. Bugün geldiğimiz nokta, ki yıllar sürdü bu. Ama yıllar sürmesine rağmen bizim ülkemiz hiç sarsılmadı. Çünkü para burada kalmıyor. Para akışı başka yere gidiyor. Ülkenin dışına çıkıyor. Bu kadar toplanmanın, yani bu kadar para toplaman, bu kadar bütçe, bu kadar oluşum dışarıya akıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Buradaki amacımız real, yani gerçekçi olmak. Bunları artık bu tür şeylerden insanları uzaklaştırıp daha gerçekçi. Şimdi bu insanlar bu kadar yardımlar ettiler, para verdiler, işte vicdanlarını rahatladılar ama nerede? Vallahi öyle, bir şey görebiliriz bir mi? Ne diyor, bu kadar yıl ben bir şey göremedim. Dilenciye bile para verirken artık diyor, düşünüyorum diyor. Evet. O kadar insanların ben bu kadar yıl bunlar toplanmış, ben bir şey göremedim. İşte biz bunu göstermek istiyoruz. Biz sadece belediyeye işte bu yönetim kuruldu, Yunus Ev kuruldu, işte Doktor Mehmet Çerçi tarafından destekledi sağ olsun. İşte biz işte hani belediye burada bir şey yapsın meselesi değil. Biz aynı zamanda yönetim olarak çalışıp iş adamlarıyla, esnaf arkadaşlarla bir istişareler yapıp onlardan da bir yardım toplayıp biz bunu artık gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine bu şekilde ulaşmak şimdi istiyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman hem ulaştığımız kişiler çok mutlu olacak, hem de onu yapmaya vesile olan kişiler de bunu görerek çok mutlu olacak. Şimdi burada bu projeyi düşünce amaçın şeyindir, daha bu kesinleşmemiş evet. Bir şey. Yani böyle bir şey yapmak istiyoruz. Dediğimiz zaman bu projede adımlar nasıl olacak? Mesela örnek vereyim. 50 çifti nasıl seçeceksiniz? Çünkü bir iş yerine 3 tane adam alacaklarsa 1500 kişi müracaat ediyor. Evet. Bunu bugün şu burada anda bunu düşünürken, yani bu toplananların veyahut da o ay içinde evleneceklerin, hani sizin yapacağınız zamandaki şeyden mi, nikah memurundan mı listesini alacaksınız? Bunların içinde piyango kime vurursa diye mi seçeceksiniz? Yoksa belli bir misyoner şeklinde dolaşan kişiler, muhtarlardan, diğer hizmet elemanlarından. Şu an mesela sosyal yardımlaşmadan kimler yardım oluyor? Onun bir kriterleri var. Oradan mı bakıyorsunuz? Yani bunu bir plana işte koymak lazım. Tabii. Yani buna sadece işte nikah memuru diyemeyiz, sadece muhtar diyemeyiz. Ki sadece 50 kişi diyemeyiz. Tabii. Çünkü sonuçta burada 50 kişi diyelim ki seçtik. Bu işte araba çıkmadı bana gibi değil. Daha sonrasında biz zaten devamını getirmek istiyoruz. Belki 100 kişi olacak. Devamını getirerek zaten kalan kişilerden yani bir mümkün olduğunca. Yani bir sefer değil. Değil. Bir sefer değil. Bu işte şu anda yavaş gitmesinin sebebi de sağlam adım atmak. Evet. Sağlam adım atmak istiyoruz. Bu konuda da işte sadece nikah memuru değil, sadece muhtar değil. Evet, nikah memuru, muhtar, sivil toplum örgütleri, sosyal yardımlaşmalar, bunlarla istişare sonucunda bu kişileri tespit edeceğiz. Yani önce depoyu dolduracağız. Dolduracağız. Evet. Bu depomuzda neler var? Şunlar var. Kaç çift evlenebilir? Bu. Hangi nikah şeylerde salonla anlaştık? Misal. Veyahut belediyenin belki yapacağı büyük bir salon olabilir. Muradiye de var. Evet. 50 çift içine alabilecek bir orkestra kurulacak. Bunun yanında herhangi bir pastaneden pasta, yemekli hangi yemek şirketi tabii bu işi üstlenecek. Yani projelerinizde bunlar var evet görünüyor. Siz doğru dedin. Evet. Doğrudur. Bizi izlemeye devam etsinler Sayın Başkanım. Evet, diyoruz. Evet, gelelim burayı anladık. Evet. Yani ya, bu yılda bir değil, elimizdeki şeye göre, malzemeye göre bakacağız. Bu 50 olmaz. Bir ikinci ay bir 50 çifti daha evlendiririz diyebiliriz evet, ikinci malzeme varsa. Hüseyin abi, geldik ticaret odası başkanlarına, esnaf odalı başkanlarına, piyasalar malum. Onları evvel hafta konuştuk, bir ses eda çıkmadı. Biraz sesimizi yükseltelim mi? Nasıl konuşalım bunlara? Yani
Vallahi çivi çiviyi söker. Şimdi siz söyleyeceksiniz. Biz de onların kulağını çınlatacağız. Evet. Hatırlıyorsan 4-5 sene var ticaret odası. Evet. Araba falan vermişti. Buzdolabı ıvır zıvır verdi. Bir çekiliş yaptı esnafı canlandırsın diye. Biz 15 gün evvel Yüksel Bey abimizle programı yaparken buradan ticaret odası başkanına, esnaf odaları başkanına bir çağrıda bulunduk. Harekete geçirdik, geçin dedik. Ama pek sesler daha çıkmadı. Bu görüş hakkında, konu hakkında senin bir söyleyeceğin bir şeyler varsa söyle. Ben de biraz şey konuşacağım yani. Şimdi yani bu odalar ne iş yapar? Yani şu anda ülkemizde bir kriz var mı? Var. Evet. Ekonomik kriz var. Sosyal kriz var. Siyasi kriz var. Yani bugün mesela siyaset dedik, siyasi kriz dedik. Yani bugün sadece iktidar partisinin, AK Parti'nin değil. Bugün ana muhalefet, muhalefet partinin siyaset ilçe başkanları, il başkanları. Yani bu sadece şeyin sorunu da değil. Yani Manisa için konuştuğum için söylüyorum. Ticaret ya da esnaf odalarının da değil. El birliğiyle harekete geçilecek. Hatta Sayın Manisa Valisi'nin bile harekete geçmesi lazım. Manisa Valisi nereden sorumlu? Manisa ilinden sorumlu. Manisa Valisi bizim her şeyimizden sorumlu. Sadece anlıyor mu bu bürokratları takiple geçmiyor. Esnafın hali ne olacak? Piyasalar ne olacak? Esasında Sayın Vali Bey'in, buradan çağrı da yapıyorum ya, Sayın Vali Bey harekete geçsin. Odalar orada. Esnaf odaları orada, ticaret odası orada, sanayi odası orada. Ne yapabiliriz? Manisa için konuşuyorum. Bir canlılık abi yani. Ben çok bir şey de istemedim yani. Manisa için bir ticaret odası üyesi olarak. İstiyorum aynı zamanda bunu. Sadece bizden ver para, ver para, ver para, ver para. Harekete geçirsinler. Bu konu hakkında bir şey söyleyeceğim mi Mehmet Bey? Yani bu konu hakkında tabii ki piyasaların durumu malum. Çok fazla eskisi gibi yani işler durmuş vaziyette. Esnafın yüzü gülmüyor. Bu konuda sadece esnafa ya da sadece herhangi bir kuruma, herhangi bir odaya değil. Burada benim nacizane düşüncem, yani buradaki düşüncem Manisa olarak, Manisa'daki valilikler, kurumlar, ticaret odası hep beraber olunmalı. Belediyeler, yani belediyeler bazı de... şeylere artık senci, benci, şucu, bucu siyaseten de olsa bazı düşünceleri artık bir kenara bırakıp birlik olma zamanıdır. Ki Cumhurbaşkanımız da bu konuda bazı şeyler seferberlik söylüyor. Seferberlik ilan ediyor. Harekete geçin. Kendisi de söylüyor yani seferberlik derken diyor ben diyor al kurşunu git demiyorum diyor. Seferberlik zaten şu anda şunu bunu düşünecek durumda değiliz. Şu an seferberlik o hareketi yapmamız gerekiyor. O hareketi yaparken de bazı şeylere artık küçük düşünmememiz gerekiyor. Yani o bu görüşteymiş. İşte buradaki belediye bu partideymiş. Bunları şu anda bir kenarıya bırakmamız gerekiyor ve bu Manisa olarak bu bir yani bir şey başlangıçtır, büyür. Bu herkes bu şekilde düşünürse Manisa bunu yaparsa başka il yapar. Yani bu dağılır ve Türkiye ülkeye katkısı olur. Başarı gelir. Yani bizim burada benim düşüncem yani özet olarak bir olunması gerekiyor. Sadece bir oda değil, herkesin çalışması gerekiyor. Belediyelerde dahil yani. Toplanıp istişareler yapması gerekiyor. Vatandaşlar bu konuda tedirgin olmaması gerekiyor. Vatandaşlara da görev düşüyor. İşte durumlar, işte şey yastık altı kesinlikle bunlara gidilmemesi gerekiyor. Esnafımız da bu konuda daha bir adım atması gerekiyor ve sivil toplum örgütleri olsun, işte odalar olsun, valilik olsun, belediyeler olsun, bunlar da bu oluşuma, bu atılacak adımlara en büyük destek onlardan gelmesi gerekiyor. Şimdi yani. Lafını aklıma geldi. Mesela ne dedik geçen programda? Araba dedik değil mi? Araba söyledik. Evet. İşte beyaz eşya söyledik, cep telefonu söyledik, çeyizlik eşya dedik. Şimdi belediye deyince Mehmet Bey aklıma geldi. İki, üç tane belediyemiz var. İki. Birer tane araba belediyeler verebilir. Büyükşehir iki tane verebilir.
Yani belediye yani imkanlarından hediye katabilir. Başka hediyeler verebilir. Yani burada Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sadece şu an seçilmiş bir belediye başkanımız. Benim de belediye başkanım. Senin de belediye başkanım. Biz aynı partiden olmasak dahi şu anda Cengiz Ergün benim belediye başkanım. Sadece Salihli'de Aksar'ın, Soma'nın, Turgutlu'nun yolu ıvırı zıvırı değil. Manis, her ilçede de yapsın. Büyükşehir. Aksar'da yapsın, Salihli'de yapsın. Bu hareket, ya esasında Vali Bey'le beraber Cengiz Bey'e de çok görev düşüyor burada. Bir hareket, kıvılcım yakması lazım. Yak kıvılcımı. Bu odalar ilçelerde de var. Yüksel abi, Aksar'da da var, Turgutlu'da da var. Oradaki esnaf arkadaşlar da perişan. Yani sıkıntı var. Bir, yani böyle bir gergin yani böyle bir şey. Böyle bir yani böyle patlayıverecek şöyle. Yani burada belediyelere de iş düşüyor yani. Hani, programın başında bir örnek verildi. Maya Park'la ilgili. Hı. Hani burada belediyeyi topa tutmakla alakalı değil. Yanlış anlaşılmasın. İşte benim birlik beraberlikten kastım da şu. Eğer mesela o proje hayata geçirilmiş olsaydı çok daha farklı olurdu. Hareket gelirdi diyorsun. Hareket gelirdi. İstidam sağlanırdı. Bunun acil olarak siz yani işte bu birlik beraberlik bu. Yürürlüğe konmasını istiyorsunuz. Bu proje diye söylemiyorum. Ama projelere ya da renk katacak, buna hayat getirecek projelere de hayır denilmemesi gerekir. Buna hayır ne sebeple dedi? Valla şimdi o Büyükşehir Meclisi'nde, biz Yunus Emre Meclisi'nde okeyledik. Çıktı bizim meclisten. Ama Büyükşehir Meclisi'ne sunulduğu zaman Büyükşehir Meclisi de buna hayır dedi. Bu kadar basit. Gerekçesini söylemedi. Gerekçesi bekliyoruz. Daha bir gerek çok. Tabii tabii. Yani düzelebilir de. Tabii. Bekliyoruz. Evet. Bu Cengiz Ergün'ün vereceği cevaba bağlı. Sayın Başkanım. Şimdi gelelim. Piyasanın bozukluğundan bahsettik. Evet. Bir yerde de hayır yapmayı düşünüyoruz. Şimdi burada çelişki olmadan düşüncelerimizi ortaya koyduk. Vatandaşların keselerinden yardım istiyoruz. Evet. Diyoruz ki sen buzdolabı ver, sen radyo ver, sen televizyon ver, sen ne verirsen ver, battaniye ver, şunu ver, bunu ver. Amaç yardıma muhtaç olan 50 aileyi birleştirmek, evet. Düğününü yapmak. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Buraya kadar geldik. Şimdi biraz önce onun alternatifini şurada düşünelim. Esnaf kan ağlıyor. Ticaret sıkıntısı var. İş yapamıyoruz. Bunu yapamayan esnaf nasıl yardımda bulunacak? Şimdi ben yani onun karşısına bunu gittiğimiz zaman ne cevap alacağız? Ben bu konuda hani şunu düşünüyorum. Yani ülkemiz, ben Manisa olarak hani şey değil, ülke genelinde vatandaşlarımız. Yani ben ülkemizi çok bereketli buluyorum. Biz şu anda Halep'e, Suriye'ye tırlarca yardım ediyoruz. Evet. Ülke olarak. Hastalarına bakıyoruz. Manisa olarak, Yunus Emre olarak, şehzadeler olarak tırlarca biz ülkemizin dışındaki bir yere yardım ediyoruz. Çok farklı. Kızılay. Yeter ki vatandaş, bizim Kızılay gönderiyor. Yani, bizim kişiliğimizde, mayamızda yardımlaşma her zaman var. Yeter ki inansın. Paylaşmak her zaman var. Yeter ki inanalım. Ki biz bugün Şehzadeler'de, Yunus Emre'de ya da herhangi bir ilçelerimizde Halep'e bu kadar tırlar dolusu, evet, yardım edebiliyorsak bunu da yapabileceğimizi onu nasıl ediyoruz diye onu da düşünelim. Şimdi biz burada sıkıntı bir arabadan bahsediyoruz düğünde. Verebilirim. Yani şeyde, çekilişte Manisa Spor'u kurtaralım diyoruz. Şimdi spora hiç girmedik. Girmedik. Ama zamanımız da kalmadı. Başka bir başka gün, zaman girelim. Gene bu konuyu tartışalım. Alalım. Ama şurada dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir duruma göre Yeni Gine Başkanı Türkiye'de Yeni Gine'ye 50 tane Mercedes otobüs gönderiyoruz. İstanbul Belediyesi. 30 tane daha bekliyormuş, hazırlanacak. Yani bitirimi onu da göndereceğiz.
Arkasından da diyor ki yeni yine başkanına, sakın diyor madenlerinizi herhangi birine kaptırmayın. Şimdi Türkiye'nin durumu burada böyle. Avrupa ile durumumuz bozuk. Amerika ile ortadayız. Tavşana kaç tazıya tut. İçinde. Savaş yapıyoruz. Her gün şehitlerimiz geliyor. Bu şehitlerin arkasında Amerika'nın da oyunu var. Var. Neden? Siz IŞİD'le savaşın. Ben savaşacağınız bölgeyi bombalayacağım. Siz piyadenizi veya özel kuvvetlerinizi o şekilde sokarsınız. Şimdi Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri artması, nasıl bir pazarlıkların yapıldığını bilmiyorum ama madem öyle sen Rusya ile yaptın, şimdi ben bombalamıyorum dedikten sonraki gelen şehitlerimizin şeyi arttı, miktarı. Evet. Böyle bir durumdayız. Ne Avrupa'ya yaranabiliyoruz, ne Araplara yaranabiliyoruz. Kendi başımızın çaresine bakacak bir durumumuz da yok ama yeni komşular da aramaya çalışıyoruz. O da başbakanın sözü. Türkiye'yi hayırlı günler beklesin diyorum ben. İnşallah. Yani bu iyi niyetinizi vatan, buradaki yaşayan, Türkiye'de yaşayan halkımızı düşünerek, onların dertlerine çare olmak istediğinizi görerek sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ama tabii şeyler geçmiyor. Mesela Cengiz Ergün'ün dediğiniz şu Maya Park konusunu, evet. Biz bir yazalım. Sebebi yazalım. Nedir diyelim. Tabii. Bu atıl olan bu durumu değerlendirmek muhakkak ki Manisalıların sevineceği bir şeydir. Ama yok bunun arkasında rant mı var, bilmem ne mi var diyorlarsa onu ortaya koysunlar. Evet. Yani bu konuda rant söylentileri oldu ama yani işte ben projenin içeriğine baktığım zaman yani medyadan takip ettiğim kadarıyla o projenin herhangi bir tarafı değilim. Bir vatandaş yani olarak. Yani siz bir mahsur görmediniz. Yani bir vatandaş olarak rant konuşuyorum. Rant var canım, belediye kazanıyor. Şey, burada zaman belediye şöyle kazanıyor. Bir şey duyduğum aldım yani duyduğum kadarıyla şu. İşte vay efendim vatandaş orada kooperatif üyesiyken işte cüzi bir rakama almış hissesini. 25 sene evvel. Şimdi iki daire sahip oluyor. Burada rant var. Evet. Şimdi bana daha göre rant değil. Eğer bu rantsa o zaman zamanında Güzelyurt Mahallesi'nde cüzi rakamlara alınan arsalar bugün orada %50. Atıyorum Bozkır. 100 liraya almış daire şey arsayı adam. Bugün o 100 liraya aldığı arsa sayesinde 10 tane daire sahip oluyor. O zaman bu rant değil mi? Ya o zaman bütün şeyi bozmamız lazım. Çünkü o özetleme yani yapalım. Güzelyurt Mahallesi bir daha sefere. Evet. Şimdi bunun tartışmasını burada o kadar uzun süre yaparsak biz bir yere varamayız. Ama sizin bu projelerinizde yani genç öğrenciler için bir hayal anahtarı. Evet. Evlilik için hizmet. Bu bana yıllar öncesinden Allah uzun ömür versin, başarısını arttırsın. Cengiz Yurda Bekçi'yi hatırlatıyor. Evet. Evet. Her seferinde 40 kişiyi sünnet yaptırırdı. Ve sünnetleri de hemen hemen ücretsiz olarak rahmetli Hulusi Kamalı üstlenirdi. Yani böyle hayırlı işleri yapanları anmak lazım diyorum. Sizin evlilik projeniz de buna benziyor. Diyorsunuz ki kasamızda paramız olursa, ambarımızda malzeme olursa biz bunu 50'şer arttırarak devam ederiz diyoruz. Ama önce ülkemizin ekonomik krizden kurtulmasını diliyoruz. Evet. Başka bir günde Manisa Spor'u gerek konuşalım, araba konusunu, ticaret sanayi odasını, esnaf odalarını, ticaret borsasını ve hatta organize sanayi bölgesinin temsilcilerini de alarak Manisa'da yaşadıkları için o konuya da değinerek Manisa Spor'u kurtarmaya çalışalım. İnşallah. Projelerinizle. Ve önce hoş geldiniz diyorum. Şimdi de
teşekkürlerimi sunarak Ahmet Bey size çok de Mehmet Bey size de ve sağ olun. Gözlem programımızı sevgili izleyenler burada noktalıyoruz. Gelecek hafta tekrar başka bir konukla buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.